Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orijinal yayınlarının hazırladığı TYT Geometri Soru Bankası kitabında kare konusundaki kazanım testi yani eşlik, benzerlik ve alanla ilgili kazanım testini çözümünü yapacağız. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. ABCD kare verilmiş boyalı bölgenin çevresi nedir diye soruluyor. 90'lar da şu dal alfa ya. E o zaman bu üçgenle bu üçgen benzer. Hatta karenin bir kenarı 5 burası da 5 ya. Burası da ne oluyor o zaman 3 4 5 üçgeni. Hmm. Şimdi ne yapacağız? Hocam ikisi benzer hatta 90'ın karşısındakiler eşit olduğu için eş üçgen oldu. E o zaman alfa'nın karşısı 3 alfa'nın karşısı burada da 3'tür. E burası 4. E, bunun da tamamı 4 olacak. 1 kaldı o zaman buraya. E bitti her şey. Her şey bitti. Niye çevre isteniyor? 5 10 14 15 18. Çevresi o zaman 18 yaptı. Cevap balık keseri oldu birinci soruda. Geldik ki E 90'lara da düşüyor. Niye? Çünkü burası 90, burası 90, burası 90, burası 90 hatta Büyük karenin de şuradaki açıları 90 derece değil mi? Dal alfa beta'ya. Dalıyoruz. Alfa beta alfa beta alfa beta alfa beta'ya daldıktan sonra. Bu üçgen bu üçgen bu üçgen bu üçgen benzer. Hatta şu kenarlar eşit olduğu için 90'ın karşısındakiler eşit olduğu için eş üçgen oldu. Beta'nın karşısı 4 ise beta'nın karşısı 4. Beta'nın karşısı 4. Beta'nın karşısı burada da 4'tür. Alfa'nın karşısı 3 ise diğer alfa'nın karşıları da 3'tür. 3, 4, 5 üçgeninden 5. Karenin alanları farkı isteniyor bizden. Bir karenin kenarı büyük. Karenin kenarı 7. Eksi. 7'nin karesi eksi. Zaten şurayı da 5 bulduk. 5'in karesi yaptı. 49 eksi 25'ten kaç çıkıyor? Cevap 24 çıkıyor. Yani ikinci soru balık esir oldu. Geldik 3'e. Şimdi şu x'i bulmak istiyorsak nereden bulacağız? Genelde dik üçgenden bulunmuyor. 90'lık varsa dik üçgenden bulunuyordu. E burada da bir 90 var ya bir alfa beta'ya dalalım bakalım. Alfa, beta, alfa. Hmm. Hocam burası beta diyemeyiz çünkü burası 90 değil. Ne yapacağız? Buna ait bir 90 derece elde edeceğiz. Ya böyle çizeceğiz dikimizi ama burada alfa beta 90 90'ın karşı çift çizgi ya. Ya da böyle çizeceğiz. Sanki bu dik çizim daha mantıklı değil mi? Çünkü karede genelde eş üçgen daha mantıklı oluyor. Bak şu üçgenle şu üçgen şu kenarların eşit olmasından dolayı eş üçgen oldu. E betanın karşısı 7 ise betanın karşısı 7. Alfanın karşısı 12 ise alfanın karşısı 12. Tamam 12 idi. Buraya 5 kaldı o zaman. 5, 12, 13 üçgeninden x'i 13 buluruz. Cevap Akçay'ı yaptı. Üçüncü soruda geldik 4'e. Kesimleri kare olan iki kareden bahsediyor. Ve alanlar da bu şekilde verilmiş. 55, 9 daha kaç? 64. A kare 64'ten A8 çıktı. Burası 49 büyüyor. O zaman A kare 49'dan A7 çıktı. Şurada bir kareymiş ya. O zaman bir kenar 3. A kare eşittir işte 9'dan 3 bulduk. E o zaman Şuraya 5 kaldı. Tamam 8 olacak. Çünkü karenin bir kenarı 8. Bunun, bu karenin bir kenarı da 7. Şu üçleri yazınca buraya 4 kaldı. Şurası üçgen 8 olduğundan buraya 5 kaldı. Buraya da kaç kaldı? 4 kaldı. Burası da 7. Çevre isteniyor bizden. Hadi çevreyi toplayalım bakalım. 7, 14, 18, 23, 31, 39, 5 daha 44, 4 daha 48 yaptı. Cevap böylelikle akçay oldu. Geldik 5'e. Alanları verilmiş. Karenin alanı 1 ise bir kenar 1'dir. 16 ise bir kenar 4'tür. 9 ise bir kenar 3'tür. Şimdi bizden ne isteniyor? Oluşan şeklin çevresi isteniyor. Arkadaşım tamam bunlar 4, 4. Bunlar da 3, 3. Şuraları da 1. Şimdi çevreye hesaplarken bir kere şuraları var. 4, 8, 12 var. Sonra 3, 6, 9 var. 12, 9 daha var. 12 yazdım. 9 da yazdım. Artı. Hocam 1 var. 1 var çevrede. Artı. 2 de var. Artı. Nereleri kaldı şimdi? Hocam. Şu ikisinin toplamı. E şurası 1 ya. Tamamı 3'tü. Bu ikisinin toplamı 2. Iki. O zaman 2'yi toplayacağım. Bir de şu ikisinin toplamı var çevrede. Hocam tamamı 4'tü. Burası 1 ise şu ikisinin toplamı da 3 bir yaptı? Bir de 3'ü toplarsam cevabı bulurum. 12 9 21 23 25 ve 28 mi yapıyor o zaman cevap? Evet. Cevap Denizli yaptı 5. soruda. Geldik 6'ya. Birbirine eş 3 kare yukarıdaki şekilde oluşturulmuş. Eş kare eş eş kare eş. Şuraya a dersem karenin bir kenarı a artı 2. A artı 2. Hocam burası da a artı 2 olacak ya. O zaman buraya ne kaldı? 2 kaldı. Aa ne güzel. A artı 2. Hocam burası da eş kare 3. A burası 3 ise o zaman burası da 3 olacak. A dediğimiz kaç oldu? 1 oldu. Şeklin çevresi kaçtır diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi ne yapacağız? Şunları sayacağız. Bir kenar değil mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 kere de 21 var elimizde. Artı. Sonra burası 1 var. Burası da 2 var. Bir de 3 var. Topladığımız zaman kaç yaptı? 24 yaptı. Yani cevap akçay yaptı. Bu tür sorularda şöyle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Şu dikeyler toplamından gidebilirsiniz. Dikeyler toplamı bakın. Şöyle hesaplayabiliriz. Hocam dikeyler toplamı 1, 2, 3, 4 tane 2, 8. Artı yataylar toplamı da 1, 2, 3. 3 burada şu x'in toplamı da 4 yapıyor şeklinde. 4 kere 2. 4 kere 3 12. Bu dikeyleri 1 2 3 4. Şu 4 kere 3 12 doğru da şu burası da 12. Dikeyler toplamı da 1 2 3 4. Onu niye 2 dediysem ben. O da 12 topladığın zaman 24 yapıyor da diyebiliriz. Bu şekilde yatay ve dikey toplamdan da sonuca ulaşabilirsin. Haberin olsun. Evet gençler bu testi bitirdik mi? Bitirdik. Sırada ne var? O ÖSYM tarzı testler var. Bir sonraki videoda ÖSYM tarzı test 1'de görüşmek dileğiyle kendine iyi bak. Hoşça kal.